Buraya normal bir insan resmi koydum arkadaşlar. Ortalama insan boyu 2 metreden biraz daha kısadır. Şimdi insanı en büyük yaşam birimi olarak kabul edelim. Bu durumda en küçük yaşam biriminden konuşacak olursak eğer aklımıza hücre gelecek. Eğer karşılaştırmalı olarak çizersek böyle bir şey karşımıza çıkacak. Bir insan 2 metreyken bir hücrenin çapı sadece 100 mikrometredir. 100 mikrometre. Yaklaşık olarak bir insanın arkadaşlar 1 milyonda biri diyebiliriz ya da 1 bölü 1 milyonu kadar e, diye ifade edebiliriz. Buna rağmen bir hücrede yine de birçok şey gerçekleşir. Nasıl ki insanlar büyürler, belki çocuk yaparlar, hücreler de bu şekilde benzer şeyler yapıyor. Onlar da büyüyor ve çoğalıyor. Ya da başka bir deyişle hücre bölünmesi geçiriyorlar. Bundan sonraki birkaç videoda hücrelerin nasıl geliştiğini ve bölündüğünü sizinle konuşacağız. Öyleyse gelin hücreye biraz daha yakından bakalım. Evet. Bu ve bundan sonraki videolarda hücre nasıl büyür ve bölünür onu inceleyeceğiz. Bir hücrenin yaşamına hücre döngüsü diyoruz. Hücre döngüsü. Hücre döngüsünü de bir yıldaki mevsimler gibi düşünebiliriz. Doğanın canlandığı, bir şeylerin büyüdüğü ilkbahar ve yaz gibi mevsimlerimiz var değil mi? Kışın böylesi bir büyüme söz konusu değildir. Doğa daha ziyade uykuya çekilmiştir. Hücre de aynı şekilde işte belli zamanlarda büyür, belli zamanlarda da bölünür. Başka zamanlarda bölünmez. Hücre içinde göze çarpan iki belirgin mevsim bulunur. Mavi ile gördüğünüz mevsim kış veya sonbahara benziyor. Burada çok fazla hücre bölünmesi e, gözlemlemeyiz. Çünkü e, hücrenin bu süre sarfında daha çok büyüme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Sizin de fark edeceğiniz gibi hücre vaktinin çoğunu bu evrede geçiriyor. Buna interfaz diyoruz. Burada temel olarak hücre büyümesi gerçekleşir. Fakat hücre bölünmesi olmaz. Hücreler vakitlerinin çoğunu interfazda geçirir. Yani bir bakıma aslında birçok hücre burada yaşar. Bir istisna dışında. Sizce bu istisna hangisi olabilir? Kanser hücresi diyorsanız eğer sonuna kadar haklısınız. Kanser hücrelerindeki bir bozukluk onların kontrolsüz büyümelerine sebep olur. Bu süreçten daha sonra ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Diğer aşamada ise aktif olarak hücre bölünmesi gözlemleriz. Buna da mitoz deniyor ve kısaca M ile gösteriliyor. Büyük M, büyük M ile gösteriliyor. Evet, burada ne yaşanıyormuş yazalım. Aktif hücre bölünmesi. Aslına bakarsanız interfaz da kendi içinde bölümlere ayrılır. İnterfazın ilk aşaması bir büyüme aşamasıdır ve bunu kısaca G1 olarak gösteririz. Burada G1'in hücre döngüsünün en uzun aşaması olduğunu görebilirsiniz. Hücre yaşamının büyük bir kısmı burada geçer. Bu aşamada organellerin sayısı artar. Ribozom ve proteinler gibi. Bu proteinler hücre bölünmesi yaklaştığında epey işimize yarar. Daha sonra hücre bir noktaya geliyor. Burada karar vermesi gerekir. Acaba bölünmenin bir sonraki aşamasına mı geçecek yoksa burada mı kalacak? Diğer aşama olan yani S aşaması adını sentezin S'sinden alıyor. Spesifik olarak burada DNA sentezinden bahsediyoruz. Çünkü burada DNA replikasyonu gerçekleşiyor. DNA 23 kromozom çifti haline geliyor. Evet, buraya yazalım bunu da. 23 çift. Çünkü yarısını babadan, yarısını anneden alıyoruz, değil mi? Ve ne oluyor? Bunlar böylece iki katına çıkmış oluyor, iki katına çıkarıyoruz. O yüzden çift oluyor. DNA miktarı iki katına çıkıyor ve biz buna da duplikasyon diyoruz. Yani 23 çift anneden, 23 çift babadan aldık. Ne var artık elimizde? 46 çiftimiz var. Hücrelerin çoğu bu gösterdiğim yönde ilerleyecek. Fakat bazı hücreler ilerlemektense G1 evresinden doğrudan G0 denen bir evreye girer. Bundan sonra da hiç bölünmezler. Yani hücre bölünmesi yok. Çünkü bazı vücut hücrelerinin bölünmeye eğilimi yoktur. Hızlıca birkaç örnek vereyim. Mesela beynimizdeki nöronlar. Beyin bir kere oluştuğunda bazı bölgelerin bir daha bölünmesine ihtiyaç yoktur. Bu hücreler sadece büyür. Bu da bu tip hücreler için bölünmenin sonu anlamına gelir. Bunlar genelde geri dönmezler ve hücre döngüsüne bu yönden katılmazlar. Ama biz dönenlere yoğunlaşalım. Bundan sonraki aşama ise G2 aşaması. Bu da başka bir büyüme aşamasıdır. Burada doğrudan mitoz için hazırlık yapılır. Hatta mitoza birkaç yoldan birden hazırlanılır. Örneğin mikrotübül oluşturulur. Bunlar da daha sonra anafaz evresine gelindiğinde kromatitleri ayırmak için kullanılır. Bunun ne demek olduğundan başka videoda bahsedeceğim. Ve evet en son aşamaya geldik. Bitiriyorum mitoz. Bu bizim hücre döngümüzün son mevsimidir. Artık hücremiz bölünüyor. Bu hücre bir kere bölündükten sonra oluşan yeni hücreler tekrar G1 aşamasına girecek. Bunlar da büyüyecek, ekstra protein ve organeller üretecek, ardından onlar da bölünecek. Burada gördüğünüz gibi bir yılın mevsimleri gibi hücre döngüsünün de aşamaları var sürekli olarak yeniden başlayıp tekrar eder. Hücre bölünmesine ihtiyaç duymadığımız hücrelerde ise G0 aşamasına girilmediği sürece bu döngü devam eder.